Sinan Atilla. Yaklaşık 35 senedir bu işle uğraşıyorum. İstanbulluyum. Ustamız Eskişehirliyim. Burada doğma bir İstanbulluyum. 35 sene kadar oldu bu işle uğraşıyorum. Ustamız Eskişehirliyim. Onunla İstanbul'da tanıştık. Üniversiteye okumaya gelmişti kendisi. Atölye ortamında işte çırak olarak okul bittikten sonra birkaç saatlik harf kazanma şeklinde başladık. Ondan sonra üniversiteyi bitirdikten sonra devamlı bu işi yapmaya başladık. Sonra iki kişi daha vardı. Üç kişi. Yaklaşık 30 sene bu işi sürdürdük. İstanbul'da burada aynı mekanda A'dan Z'ye baştan sonra bütün her şeyi kendimiz yapıyoruz. Eskişehir'den sadece taş alıyoruz. Lüle taşı magnezyum silikat, sepiolit adıyla da anılıyor. Dünyada işte İspanya, Afrika'nın bazı ülkelerinde çıkıyor bu taş, var. Fakat rengi beyaz değil, kahverengi. Ve birçok sektörde kullanılan bir ham madde. Yani en basitinden söyleyeyim, evde beslediğiniz kedi kumu diye anılan şey bile bu lüle taşı aslında. Bu sepiolitin çok düşük gravitede olan bölümleri, en üst, en ucuz kısımları. Yani %100 sepiolit, yani bizim lüle taşı diye andığımız taş doğal olarak topraktan bu şekilde çıkıyor. Bunun yüzeyindeki işte bu toprakları falan aldığınız zaman böyle bembeyaz aşağı çıkıyor. Tabii bu yumruğu şeklinde toprağın işte yerine göre 50 ile 150 metre kadar derinliğe, yani bir madenci işi yani. Bu yumrular halinde çıkan bir taş öyle bol miktarda yok ama hala var. Avusturyalılar keşfetmiş. Burada yol inşaatı için gelen Avusturyalılar işte görmüş, köylülerin elinde falan görmüş. Bunu en büyük özelliğini keşfetmişler. Yani bu tütün hafif olduğu için, yani kuruduğu zaman kendi ağırlığının onlarca katı hafifliyor. Ve o zaman tabii tütün içiciliği çok fazla olduğu için pipo yapılıyor. Ve pipoyu içtiğiniz zaman da piponun nikotinini emdiği için zamanla çok güzel bir renk alıyor. Yani kehribar rengine dönen bir renk ve işlemesi de kolay. Yani çok sanatsal pipolar var. Yani adı da, literatürdeki adı da meerschaum. Yani deniz köpüğü. Deniz köpüğü taşın beyazlığına ithafen konmuş bir isim. Aslında denizle hiçbir ilgisi yok. Lüle taşı denince pipo akla gelir. Pipo ve dünya çapında da bunu koleksiyoncuları çok fazla var. Bugün 150-200 yıllık pipolar. Yani çünkü tarihi 300-500 yıl diyemiyoruz. Bu yaşayan bir taş. İçildikçe böyle değişiyor, rengi değişiyor, şekli değişiyor. Müzik
gelen boyuta göre yapacağınız şeyi düşünmeniz lazım. Veya yaptığınız bir şeyi düşünüp ona göre taş seçmeniz lazım. Belki 5 dakikada yaparsınız ama taşı seçmek bir haftanızı alabilir. Bir de bunların içinde böyle küçük küçük doğal gözler, işte çatlaklar oluyor. Ve taşın da içindeki su miktarı farklı olduğu için bu küçülüyor bir miktar. Kuruduğu zaman. İşte onu bir miktar çektirip işte küçülmeyecek hale getirdikten sonra işe başlanıyor. Mesela bu hale getirdikten sonra bu sefer torna aşınız. Değişiklik olsun diye böyle fikri bana ait olan çok fazla ürünüm var. Mesela bu da çok yeni bir şey, şarj cihazı, bir power bank gibi bir şey düşündüm. Şimdi onun için buraya tornada şekil veriyoruz. Şekil verdikten sonra kuruma aşaması var. Kuruyunca böyle bembeyaz bir şekil alıyor. Bu yüzey temizleniyor zımparayla ve bunu korumak için bal mumu kullanılıyor. Erimiş bal mumuna attığınız zaman bu bal mumunu emiyor. İçinde bunu gözle görünmeyecek küçük gözenekler var. Ondan sonra parlattığınız zaman, yani sildiğiniz zaman da pırıl pırıl uzun yıllar korur yani o parlaklığı.